Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'ye dolar yağdıracak rezerv. Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer, dünya genelinde karbon kaynaklarından alternatif kaynaklara geçişe yönelik çalışmaların hızlandığını belirterek, hidrojen, enerjinin temiz dönüşümünde yakıt, enerji taşıyıcı ve ham madde olarak kullanılabilecek. Bir nevi karbon çağından hidrojen çağına geçiyoruz. Bu dönüşümün aslında ilk toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı ilk defa Türkiye'ye geliyor, dedi. Türkiye'nin ise 7 bölgesinde hidrojen üretimi için gerekli yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor. Dinçer, 23. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı, kapsamında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliği ile mücadelede sıfır karbon hedefleri için enerjide hidrojenin oyun değiştirici olabileceğini söyledi. Covid-19 salgını sonrasında her alanda büyük değişimin planlandığına dikkati çeken Dinçer, bir nevi karbon çağından hidrojen çağına geçiyoruz. Bu dönüşümün aslında ilk toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı ilk defa Türkiye'ye geliyor. Burada alınacak kararları şöyle sıralayabiliriz. Öncelikli olarak hidrojenin dahil olduğu önümüzdeki süreçlere yönelik hedefler belirlenecek. Nasıl bir hidrojen ekonomisi oluşturulacak? Bunların bir nevi stratejik adımları belirlenip onun yanında aynı zamanda bir yol haritası çıkarılacak. Böyle bir etkinliğin özellikle böyle bir süreçte yapılıyor olması, bu stratejik çalışmaları ve yol haritasını çıkarma bizim için iki önemli görev. Bunun yanında aynı zamanda bu etkinlik kapsamında çeşitli çalışma grupları da oluşturulacak, diye konuştu. Dinçer, dönüşüm sürecinde hidrojen ekonomisinin nasıl ve ne şekilde katkı sunacağının etkinlikte tartışıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, sera gazlarının %75'i karbon kaynaklı. Karbonun sıkıntısı şu, yakıldığında oksijenle reaksiyona giriyor ve karbondioksit oluşuyor. Hidrokende böyle bir durum yok. Önümüzde dönemde çevreci çözümler ön planda olduğu için, birçok sektörde ilk adım hidrojen üzerinden olacak. Hidrojeni şöyle görmek gerekiyor. 3 tane önemli ayağı var. Birincisi hidrojeni yakıt olarak kullanabiliriz. İkinci ayağı, enerji taşıyıcısı olarak kullanabiliriz, üretiriz, depolarız, belli bir enerji içeriğine sahip, istediğimiz yerde kullanabiliriz. Üçüncü olarak ise hidrojeni ham madde olarak kullanabiliriz. Eğer elimizde hidrojen varsa, özellikle yeşil temiz hidrojen, farklı yakıt ve kimyasalları sentezleyebiliriz. Dolayısıyla ham madde halinde de kullanım imkanı da bu şekilde mevcuttur. Dünya genelinde enerji, ulaşım ve tarım gibi sektörlerde karbon kaynaklarından alternatif kaynaklara geçişe yönelik çalışmalar hızlandı. Ekonomisini karbondan arındırmak isteyen ülkeler hidrojeni birçok sektörde değerlendirmek istiyor. Hidrojen, enerjinin temiz dönüşümünde yakıt, enerji taşıyıcı ve ham madde olarak kullanılabilecek, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.